Bizim Bedia Ceylan Güzelce var, çok kıymetli, çok değerli bir kafa dergisi yazarıdır kendisi. Diyor ki, çok üzgün herkes, herkes çok neşesiz, herkes çok kırgın görünüyor. Pandemiden midir, nedir, ama nasıl geçer bu hal merak ediyorum diye size sormuş Bedia. Ee, tamamen katılıyorum, evet. Yani morallerimiz düştü. Herkes e, hüzünlü, e, neşeye hasret kaldık diyebilirim. E, ben bunun bile farkındalıkla, yani ben niye bu ara böyleyim diye böyle bir sorgulamayla düzelebileceğini düşünüyorum. Hatta hani Amerikalılar modum düşük falan derler ya bu mod denen şey şöyle oluşuyor. Şimdi şiddetli bir duygu yaşadığımız zaman biz bunu fark ediyoruz. Yani sanki canımızı bizi çok yakmış gibi bir acı bir şey bunu fark ediyoruz ve bunu mecburen yaşıyoruz. Ama bunun dozu azalırsa daha hafif hafif ama her gün şu anda bizim ülkenin yaşadığı da o. Yani her gün bizim dışımızda ama hep bir şeyler yaşanıyor ve bu bunu fark edemiyoruz. O zaman bu böyle birikmeye başlıyor içimizde ve bu bizim modumuz. Yani o günkü duygu <laughs> halimiz oluyor. Bununla başa çıkmanın yolu da bunu bu konuda farkındalık gel geliştirip... Ben niye böyleyim? Neden hangi duygudayım? Bu duygunun adı ne? Yani bunu ne kadar dillendirebilirsek o kadar çabuk kurtuluruz bundan. Ee, i̇nsanlar neden boşanıyorlar hocam? <laughs> neden boşanıyor? Ya yani bu soru şu tabii ya çok bir anda böyle insanlar niye boşanıyor herkes evlensin gibi anlaşıldı da öyle değil. Son yıllardaki istatistikler şunu gösteriyor: ciddi anlamda boşanma istatistikleri yani evlenme istatistikleri falan geçmek üzere neredeyse. Evet Farkındayım. Ee, evlilik kararını verirken mi sağlıklı karar verilmiyor? Ee, bu sürecin, bu istatistiklerin bir anda bu kadar artıyor olması neden? Ben şuna bağlıyorum. Ee, i̇nsanlar, e, mesela bizim kuşak ve bizden önceki kuşaklar e, sabretmeyi, e, bir şeye uyum sağlamayı, bu konuda kendinden fedakarlık etmeyi, yani önceliği kendine vermezdi. Şimdi günümüzde, bu aslında iyi de bir şey... Yani hepimiz önceliği kendimize vermeliyiz diyenlerden biriyim ben. bu Kurzweil'in tekillik çağı diye bir teorisi var. Okudunuz mu bilmiyorum. Neyi? Tekillik çağı. Singularity Okumadın. Age. Ha, hemen okuyayım. İnanılmıyorum. Size bir şey öneriyorum ben şu anda. Yani gerçekten <laughs> çok, güzel. çok gurur duyduk. Çok herhalde. güzel. Ee, şimdi o da bunu anlatıyor çünkü. O, tekillik çağını. Evet. Yani çağımızda insanlar istiyor ki karşı taraf, partnerim, eşim, nişanlım, arkadaşım, her neyse bana uysun. Benim düşündüğüm doğru. Yani o benim gibi yaşasın diye böyle bir beklenti içindeler. Ve kimse karşı taraf için ben de bugün yani onun adına bir şeyler yapayım. Buna pek yatkın değiller. Ve yapılan ufak tefek bu tür küçük çaplı fedakarlıklar da sanki çok büyük şeylermiş gibi algılanıyor. Tahammülsüzler. Çünkü... Dediğim gibi özellikle bu Y kuşağı, Z kuşağı hayatın gerçekleriyle pek tanışmadılar. Ee, hayatın gerçekleriyle tanıştıkları ilk anda da buna büyük tepkiler veriyorlar. Ee, keşke bu kadar çabuk evlenmese insanlar. Benim bu konudaki Öyle mi? önerim bu. Evet çünkü evliliğe de hazır olmak gerekiyor. Ve bizim gençlerimiz buna pek hazır değiller. Başka bir şey daha var. Özgürlük nedir bunu biliyorlar. Bunu tattılar. Özgür yaşayabildiler kendilerine <laughs> ait bir evleri, odaları, düzenleri olabildi. Eskiden böyle bir şey yoktu ki. Biz bir hapishaneden çıkıp başka bir hapishaneye yürerdik. Yani kuralları bizim koymadığımız filan. Ama şimdi insanlar daha rahat ettikçe evlilikleri olumsuz etkiliyor. Ben bunun giderek de artacağını düşünüyorum maalesef. Ee, bu korona salgın... Boşanma istatistiklerinin böyle bir anda uçuyor gidiyor olmasına şey oldu mu? Faydası fayda faydası Ben ne kadar boşanmacı olduğumu bu arada yani bu kadar renk belli eder mi insan kendi programında? <laughs> Aynen öyle. Ee, kesinlikle evet. Ee, çünkü dediğim gibi eşleri herkesin bir düzeni vardı. İşte bütün evlerde genelde erkekler sabah erkenden çıkar. Kadın çalışıyorsa o da çıkar. Çocuklar okula ya da bakıcılarına bırakılır. İşte akşam herkes yorgun argın eve gelir, işte harala güreyle yemekler yenir, çocuklarla bir iki oturulur, televizyonun başına geçilir, sonra da yatılırdı. Şimdi böyle bir düzen içinde bir arada yaşamak gördüğünüz gibi çok daha kolay. Ama şimdi herkes evdeyse ve herkes bir şeyler istiyorsa, şimdi bizim mesela yeni nesil çocuklarımız da bencil oldular. Yani onlar da... E biz yetiştirdik onları ama bunu daha iyi yetişsinler adına yaptık. Aileler hep daha verici oldular çocuklarına. Bu aslında iyi bir şey. Hani sınırları bilirsek. Ve şimdi herkes benim canım sıkılıyor diye çıkıyor ortaya. Yani sanki siz benim canımın sıkıntısına çare bulmakla yükümlüsünüz gibi. Çocuk anneye, anne babaya, baba anneye böyle karşılıklı beklentiler oluyor evin içinde. Tabii kimse de bunu karşılayamayınca ee, aslında o ailenin nasıl da birbiriyle hiç anlaşamadığını bu pandemi onlara çok iyi gösterdi. Halbuki onlar çok iyi anlaşamasa da o evliliği götüreceklerdi o düzen içinde. O zaman iyi oldu diyebilir miyiz hocam? Ben doğru söylemişim işte. <laughs> Vallahi iyi kötü bilemiyorum ama ben aile kurumunun destekçilerinden biriyim. Yani aile kurumuna çünkü Biliyorsunuz aile kurumunu kadın başlatmış. Yani kadınlar adına <laughs> kurulmuş bu düzen. Ve ama daha arkasında ne? Çocuklar. O çocuklar anneyle babayla yetişsinler. Ben aslında boşanmalara falan hiç karşı değilim de. Çocuklar ortada kalıyor. Öyle yani, mi oluyor? Öyle oluyor tabii. Ama yani mutsuz bir evliliktense mutlu ve boşanmış bir anne babanın çocuğu daha sağlıklı bir birey olmaz mı? Kesinlikle. Biz psikiyatristler zaten net olarak... Bir yarın Aile Bakanlığı gerçekten bunu, kınama falan yayınlayacak bana. Yani ay, hayır <laughs> bak biz psikiyatristler net olarak bunu öneriyoruz. Yani çocuk böyle bir ortamda yetişeceğine kavga, dövüş, kıyamet, şiddet, hakaret yani böyle olacağına ayrılın. Ama neye göre neyi mukayese ettik? Siz dediniz ki yani böyle bir ortamda büyüyeceğine ayrılsınlar. Ben de diyorum ki ya o aile huzurlu bir aile olabilse o çocuklar anne ve babayla büyüseler. Eskiden hala da öyle. Yeni doğan ve çocuklara ne derdik? Allah analı babalı büyütsün. Mesela psikiyatride bunun ne kadar önemli olduğunu tabii ben biliyorum. Keşke çocuklarımız analı babalı, sevgi ve huzur içinde büyüyebilseler. Ama durum pek öyle görünmüyor. Analı babalı büyütsün derken şey kastediyorsunuz ama değil mi? Yani annenin babanın anne ve baba rollerini tam olarak anladığı ve üstlendiği bakıcılara teslim edilmemiş çocuklardan bahsediyorsunuz. Yani bakıcılara teslim edilmemiş derken hayır, e, bakıcıların hayır, çocuğu hayır. Hiç değil. Yoksa yok, tabii yok. ki herkesin iş hayatı olabilir, destek almalı. Hayır hayır hiç onların biri değil bence. Analı babalı yani annesi de babası da hayatta olsun, bir arada olsun, aynı yastığa baş koysun... İşte o çocuk da hem annesi hem babasıyla uzun yıllar çocukluğunu böyle geçirebilsin.